Genel izleyici için uygundur. Sevgili izleyiciler, bugün de size gençlik iksiri kolajenden bahsetmek istiyorum. İlk doğduğunuz zaman cildinizin ışıl ışıl olduğunu, derinizin tonusunun çok yüksek olduğunu, hiçbir yerinizin sarkmadığını herkes bilir. Bu 25'li yaşlara kadar hep böyle devam eder ve 25 yaşından sonra kolajeniniz her sene %1 oranında azalmaya başlar. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra kırışmaya ve yaşlanmaya başlarız. İşte bunu geciktirebilmek için içilebilir kolajenden size bugün kısaca bahsedeceğim. Biz doktorlar ve bilim adamları sizler için bu kolajeni, vücudunuzda ürettiğim bu kolajeni diyelim daha doğrusu içilebilir hale getirdik. Bunun enjeksiyon formatı, toz, ve sıvı formatları ve hap formatları var. Ben bugün size toz kolajenden bahsetmek istiyorum. Toz kolajenin diğer kolajenlerden farkı içerisinde herhangi bir katkı maddesi olmamasıdır. Halbuki raf ömrünü uzun tutabilmek için sıvı kolajenlerde bunun içerisine koruyucu maddeler konulmakta. Hap veya toz kolajen kullanımında nasıl bir durum var? Bunlar toz halinde olduğu için raf ömrünü çok uzun tutmak için içerisine çok fazla katkı maddesi koymak gerekmiyor. Yalnızca bir bardak su gerekli bir kaşık ve toz kolejenizi katıyorsunuz ve sabah akşam isterseniz içebiliyorsunuz. Hemen hemen her kolajen içildiğinde iştahı açar ve biraz da kilo aldırır. Ne yazık ki yıllardır bunu söylüyorum. Evet, ne yazık ki iştahınızı açar. Ama öyle bir kolajen düşünün ki içerisinde B3, B5, iyonik asit ve diğer vitamin ve mineraller var. Ve bu sizin aynı zamanda iştahınızın açılmasını da engelliyor ve tam tersine hem kolajen takviyesi alıyorsunuz. Hem de zayıflıyorsunuz. İşte böyle bir kolajen acaba mevcut mu? Evet, böyle bir e, kolajen takviyesi mevcutsa e, eklem sağlığı için, yüzümüzün e, deri sağlığı için e, ya da kalp damar sağlığı için kolajen tüketmek gerekebilir. Yani anlayacağınız 25 yaşından sonra herkes kolajen güvenle tüketebilir. Bugün kısaca kolajenden bahsettik. Size genç, sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum.